Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine size anlam bütünlüğünü bozan cümle soruları nasıl çözülüyor onu göstermeye çalışacağım. Hemen hızlıca birinci soruyla başlayalım. Antarktika appears to be warming faster than anywhere else on the planet. Antarktika'nın gezegendeki herhangi bir yerden daha hızlı ısınıyor olduğunu, ısınıyor göründüğünü söylüyor birinci ifade. Hemen iki ile aralarında bir uyum var mı ona bakıyorum. The ice is melting and the winters are markedly warmer. Buzların eridiğini, eriyor olduğunu bakın dikkat edin zaman uyumu söz konusu şimdiki zamanda and the winters are markedly warmer ve kışlarında belirgin bir şekilde daha ılık geçtiğini, ılık olduğunu ne zaman yine şu anda söyleyerek birinci ifadedeki ana fikrimizin sağlamasını yapıyor arkadaşlar. Dikkat edin ana fikrimiz Antarktika'nın gezegendeki herhangi bir yerden daha sıcak oluyor olması arkadaşlar. Hemen 3'e de bakacağız ve 1 ve 2'nin sağlamasını yapıyor mu onu karşılaştıracağız. Indeed, gerçekte industrial pollution is a major threat to the wildlife. Endüstriyel kirliliğin, bakın bir anda Antarktika'nın dışına çıktı. Antarktika ve ısınma, hızlıca ısınma özelliğinin dışına çıktı. Ve bir anda endüstriyel kirlilikten bahsetmeye başladı. Ve ne diyor? Is a major threat to the wildlife. Vahşi yaşam için temel bir tehdit oluşturduğunu. Bir anda hiç alakasız bir vahşi yaşam konusu karşımıza çıktı. Dolayısıyla doğru cevabımız üçüncü ifade olacak arkadaşlar. 4 ve 5'in de sağlamasını yapıyorum. Acaba 1 ve 2 özelindeki ana fikri destekliyorlar mı? Bakıyoruz arkadaşlar. Grass is now beginning to push up through what was frozen wasteland. Frozen wasteland derken ne yapıyor? Antarktika'daki çorak arazileri kastediyor arkadaşlar. Just a few years ago. Sadece birkaç yıl önceki çorak donmuş arazilerden çimenleri nasıl şu anda dikkat edin yine şimdiki zamanda şey yaparak zaman uyumunu sağladı. Ortaya çıktığını söyledi arkadaşlar. Beşini de sağlamasını yapalım. Yet yine de this warming in Antarctica. Evet dikkat edin arkadaşlar. This warming in Antarctica diyerek yine 1 ve 2'deki subject matter'ımızın ana fikrimizin sağlamasını yaptı. Is causing problems for the penguins, the natives of the continent. Ne yaptı? Kıtadaki penguenlere nasıl sorunlar yol açtığını söyledi ve 1 ve 2'deki ısınmanın vahimliğinden bize bahsetmiş oldu. Bunu support etmiş oldu arkadaşlar. Bu tarz soruları bu şekilde ikili ikili götürürseniz de arkadaşlar iki cümle arasındaki ilişkileri yakalamaya çalışırsanız daha sonra geneline bakarsanız bu soruları çözerken çok daha başarılı olmuş olacaksınız arkadaşlar. Mesela 1 ve 2'nin arasındaki ilişkiyi gördük ama 3 bir anda çok alakasız çıktı karşımıza. Sonra hemen ne yaptık? Hızlıca 2 ve 4 arasındaki ilişkiyi inceledik. 4 direkt ana fikrimiz etrafında Antarktika'nın ısınması ile alakalı olduğunu dördüncü ifadenin fark ettik. Bu sayede sağlamasını yaptık ve soruyu kolayca çözmüş olduk arkadaşlar. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Bu arada bunlar çıkmış sorular arkadaşlar. Çok kolay da görünebilir size. Ancak bu tarz sorular da soruyorlar. Ve çok, çok rahat bu tarz ikili ilişkileri göz önünde bulundurarak bu tarz soruları cevaplayabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım ikinci soru ne diyor? There is nothing unusual about a single language dying. Dikkat edin, tek bir dilin ölmesiyle alakalı olağan dışı bir şey olmadığından bahsediyor. Bakalım 1 ve 2 arasında ilişki var mı? Communities have come and gone throughout history. Tarih boyunca toplumlar gelmişlerdir ve gitmişlerdir. Ve onlarla birlikte with them their languages. Dilleri de onlarla birlikte onların yok oluşuyla beraber gitmişlerdir demek istiyor burada. Evet birinci ifadedeki dilin tek bir dilin nasıl öldüğünü anlatan örnekleyen bir şey oldu burada. Toplumların yok olmasıyla beraber dillerin de öldüğünü bize bunun olan dışı bir şey olmadığını support ederek söyledi. 1 ile 2 arasında uyum söz konusu. Hemen 3'ü de inceleyelim. Bakalım 1 ve 2'yi support ediyor mu yoksa alakasız bir şey mi? The Hittite language for example. Ha bak dikkat edin hemen Hittite dilinden bahsetti. Biliyorsunuz Hittite uygarlığı ölmüş bir uygarlık. Bakalım onunla mı support ediyor? For example, örneğin died out when its civilization disappeared. Uygarlığı yok olduğunda öldü diyor arkadaşlar. Örneklendiriyor. Aynen 1 ve 2'deki ana fikir etrafında dolaşan bir ifade. Çok güzel bir şekilde örneklendirerek bizim 1 ve 2'deki ifadelerimizi support etmiş oldu arkadaşlar. Uyum söz konusu. Hemen dördüncü ifadeye de bakalım. Acaba 1, 2, 3 ile beraber alakalı mı? O, ana fikir etrafında dolaşıyor mu? Small communities. Evet küçük toplumlardan bahsediyor. In isolated areas. İzole bölgelerde. İzole bölgelerde. Can easily be wiped out.
çok kolay bir şekilde yok olurlar. Bakın hala dilden bahsetmedi. Neler tarafından yok edilirler? By earthquakes, hurricanes and other disasters. Earthquake'ler, hurricane'ler ve diğer disaster'lar tarafından ne yapabilirlermiş arkadaşlar? Toplumlar yok edilebilirlermiş. Dilden hiç bahsetmedi arkadaşlar. Dilleri nasıl öldüğü ana fikriyle hiç alakalı olmayan bir ifade oldu. Hemen 5'e de bakalım. Sağlamasını yapalım. Dördüncü ifade acaba bizim anlam bütünlüğümüzü bozan cümlemiz mi diye. Yet yine de in comparison with what happened in the past. Geçmişte olanla karşılaştırıldığında what is happening today is extraordinary. Günümüzde olan şey olağan dışıdır diyor. Evet, birdeki tek bir dilin ölmesinin olağan dışı olmamasıyla karşılaştıran bir ifade var. Dolayısıyla bir alaka söz konusu. Hemen nedenini de söylüyor 5. ifadenin. For the cultural and linguistic diversity, kültürel ve dilsel çeşitlilik dünyadaki is everywhere under threat. Her yerde tehdit altındadır diyerek evet, olağan dışı bir durum olduğunu, tek bir dilin ölmesinden ziyade dünyadaki bütün dilsel çeşitliliğin ölebileceğini söylüyor. Tehdit altında söylüyor, olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu sayede 5'te 1, 2, 3 ile alakalı olmuş oluyor. Related olmuş oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız dördüncü cümlemiz olmuş oldu. Anlam bütünümüz bozan cümlemiz oldu arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuzu da inceleyelim birlikte ve bu videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Operations that were not even dreamed of 50 years ago are now being carried out successfully. Ne diyor burada? 50 yıl önce, dikkat edin, 50 yıl önce hayali bile kurulamayan operationlar, buradaki sıfat cümlesini fark etmişsinizdir. Kurulamayan, yapılamayan, edilemeyen diye çeviriyorduk bu ifadeleri. Operationlar, yani ameliyatlar are now, şu anda başarılı bir şekilde yürütülebiliyor, gerçekleştirilebiliyor diyor arkadaşlar. Şimdi ameliyatların, dikkat edin, geçmişiyle günümüzü karşılaştırdı. Ve şu andan nasıl bu ameliyatların gerçekleştirildiğini acaba ikinci ifade şey yapacak mı, support edecek mi? Onu göreceğiz. Bakalım aralarında bir ilişki var mı? Due to the spread of diseases, hastalıkların yayılmasından dolayı hospitals are getting more and more crowded. Hastaneler çok daha fazla ve çok daha fazla kalabalıklaşıyor diyor. Tamam, bir zaman uyumu söz konusu arkadaşlar. Ama dikkat edin, bir de operation'ların geçmişini ve günümüzü karşılaştırırken ikinci ifadede bir anda hastalıklar yüzünden hastanelerin kalabalıklaşmasından bahsetti. Aralarında konu bütünlüğü bakımından hiçbir alaka yok bu iki cümlenin. Hemen üçüncü ifadede acaba birinci cümle mi destekleniyor yoksa ikinci cümle mi destekleniyor, ona bakacağız. Bu sayede bir mi hatalı yoksa iki mi hatalı, onu göreceğiz arkadaşlar. For instance, örneğin, hemen örneklendirdi bakın. The heart can be safely opened. Kalp güvenli bir şekilde açılabilir. And its valves repaired. Ve kapakçıkları da düzeltilebilir diyor arkadaşlar. Dikkat edin, bu nasıl düzeltilebilir? Tabii ki operationlar sayesinde. Dolayısıyla ikinci ifademiz boşa çıktı arkadaşlar. Anlam bütünlüğünü bozan cümlemiz oldu. Hemen 4 ve 5'in de sağlamasını yapıyorum. Blood vessels can be cleaned out. Blood vessel'lar, yani kan damarları temizlenebilir diyor. Yine operationlar sayesinde, bak, sağlamasını yapıyor. Ne zaman? Şu anda arkadaşlar. Dolayısıyla günümüzde bu işin nasıl geliştiğini anlatıyor. The whole stomach, bütün bir mide, even hatta can be removed. Ne yapılabilirmiş? Çıkartılabilirmiş. Without causing serious problems. Ciddi herhangi bir soruna neden olmadan çıkartılabilirmiş diyerek arkadaşlar, çıkartılabilir diyerek yine şu andan bahsediyor arkadaşlar, dikkat edin. Bir present model var burada. Yine operationların şu anda ne kadar başarılı bir şekilde yürütülebildiğini support eden bir ifade oldu 5. Sağlamasını yapmış olduk bu sayede arkadaşlar. Doğru cevabımız 2 oldu. Bu şekilde çok daha fazla soru çözerek özellikle her iki cümle arasındaki ilişkileri takip ederek, tabii daha önce anlattığım gibi pronomları, zamir ilişkilerini takip ederek ve zaman uyumlarına bakarak ve özellikle bazen de adverbial'lar takip edilerek bu tarz sorular kolaylıkla yapılabilir arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum size. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.